Merhaba arkadaşlar. Mutasyon muhabbet kuşu üretmeye devam ediyoruz. Üretimhanemizde bugün kuşlarımızın bakımını yaptık. Temizliğini ve yavruların altındaki talaşı temizledik. Kuşlarımızın gün içerisinde olan bütün bakımlarını yaptık. Sularını tazeledik, yemlerini tazeledik. Mamalarını hazırladık arkadaşlar. Biraz sonra mamalarını da dağıtacağız. Bunlar da salmada gelişmekte olan mutasyon yavru kızmalarımız. İleride damızlık olacak kuşlar. Kafeslerimizde de büyümekte olan yavrularımız var arkadaşlar. İkinci sezonun yavruları. Şu anda henüz çok ufaklar. Kuşlarımıza günlük mama ve taze su, çeşitli vitaminler. Bu şekilde bakımlarını yaparak Texas Jumbo muhabbet kuşları üretmeye çalışıyoruz. Yeme düşen yavrularımızı öncelikle bu şekilde ufak salma kafeste bir süre tutuyoruz arkadaşlar. Çok fazla yorulup yıpranmamaları için böyle ufak kafeste günlük mama vererek bakımlarını yapıyoruz. Çeşitli vitaminler, takviyeler yaparak gelişimlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu şekilde büyük kafesimizi alacağız. Ve kuşlarımızın boylanmasını sağlayacağız burada. Kuşlarımız damızlık olduktan sonra nasip olursa onları da üretime alacağız arkadaşlar. Jumbo Texas ve Texas Tepeli Show Jumbo tarzında kuşlar üretiyoruz. Çok fazla zamanım olmadığı için düzenli paylaşım yapamıyorum. Fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Kafes düzenimiz şimdilik bu şekilde. Yeni sezonda değiştireceğiz sistemimizi. Kuşlarınıza düzenli mama vermeyi ihmal etmezseniz, bakımlarınızı düzenli yaparsanız sizler de üretim yapabilirsiniz. İkinci kuluçka yavrularımız henüz çok ufak. İleride yavrularımızın da paylaşımını yapacağız. Günlük taze su, taze yem, kafeslerinizden kuş kumu eksik etmeyin arkadaşlar. Kuşlarınızın bakımını düzenli yaparsanız, havalandırmanız düzenli olursa sorun yaşamazsınız. Kuşlarımızın mamasını dağıttık arkadaşlar. Şu anda hepsi mama yemekle, yavrularını beslemekle meşguller. Yavruların gelişimi için günlük düzenli mama vermek önemli arkadaşlar. İçeriği zengin besleyici mama hazırlayarak yavrularınızın daha sağlıklı gelişmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavrularımız mamasını iştahla yiyor. Özellikle soğuk havalarda mamayı ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü kuşlar tüy yapacağından yorgun düşerek hastalanabilirler arkadaşlar.
Kuş kuşlarına ne kadar iyi bakarsanız onlar da o kadar verimli olur arkadaşlar. Günlük taze su ve mamayı ihmal etmeyelim. Fırsat buldukça yine paylaşımlar yapacağız arkadaşlar. Videomuzun yorum kısmında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Fırsat buldukça en kısa sürede yanıtlamaya çalışırım. Özelden ulaşmak isteyen olursa da eğer Facebook, Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kuşlarımın tamamı Texas taşıyıcıdan oluşur arkadaşlar. Sadece mutasyon kuşlar üretiyorum.